bütün hayatını milletimizin var olma mücadelesi üzerine şekillendiren, kahraman milletimizle birlikte yepyeni bir devlet kuran, eşsiz yetenekleriyle tarihe unutulmaz bir kahraman olarak geçen büyük asker ve devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 78. yıl dönümünde anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Programı arz ediyorum. Atatürk anıtına çelenk sunma, saygı duruşu ve istiklal marşı, Atatürk ve Cumhuriyet konulu resim sergisinin açılışı. Rektör yardımcımız Profesör Doktor Sayın Muzaffer Tepekaya Atatürk anıtına çelenklerini sunuyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 78. yılı nedeniyle düzenlediğimiz anma programımız Türkiye'de Cumhuriyet Düşüncesi ve Atatürk konulu konferansla devam ediyor. Doktor Sayın Cezmi Eraslan'ı alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Böylesi önemli ve anlamlı bir günde burada olmaktan çok büyük bir mutluluk duyduğumu öncelikle ifade etmek istiyorum. Bu davet dolayısıyla üniversite yönetimine ayrıca teşekkürlerimi ifade ediyorum. Ve bugün burada bir arada bulunmamıza vesile olan Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bize Cumhuriyeti kurup emanet edenleri saygı, rahmet ve minnetle anarak sözlerine başlamak isteriz. Coğrafyamıza has bir problem yaşıyoruz, problemle karşılaşıyoruz. Asla ve kata ölçü kavramımız yok.
Bu sevdiğimiz şahıslar, figürler içinde böyle, sevmediklerimiz içinde. Tarih, hepinizin bildiği üzere dünü öğrenmektir. Ama dünü öğrenirseniz tarih size bugünü anlatır. Bugünü anlarsınız. Ve bugünü anlamak yarına dair söz söyleyebilmek için sizi bilgi sahibi, fikir sahibi yapar. Ama bunu yapmak için, tarihin size bunu söylemesine imkan vermek için meselelere ölçülü yaklaşmak temel şarttır. Çünkü tarihin ana malzemesi insandır. Şunun altını çizmek gerekir. Osmanlı Devleti bizim tarihimizin müstesna değerlerindendir. Hakim olduğu coğrafya, hayat alanı ve yaptıklarıyla hakikaten tarihimizin en büyük, en kadim artık devletlerindendir. Ama işte 19. asrın başından itibaren de bir yıkılma sürecine her şeyiyle girmiştir. Atatürk'ün ifadesiyle Osmanlı son 300 yıldır kendini yenilemeye, çağa ayak uydurmaya ve devam etmeye çabalar. Türk İnkılabı'nı 1925'te tarif ederken Atatürk bu hususa özellikle dikkat çeker. En az 300 seneden beri bu milletin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak için yaptığı çabalar belli çevrelerin engellemesiyle karşılaşmıştır. Dolayısıyla bu sahalarda ve buna imkan veren alanlarda zihniyet değişimine gitmek gerekir. Atatürk düşüncesinde millet egemenliği kavramı düşüncesi kendi ifadesiyle nususu Kur'aniye kadar mühimdir. Yani Kur'an'daki naslar kadar önemlidir. Çünkü onun da aslında zihniyet itibariyle söylediği şey hakimiyeti milliyedir. Amasya Tamimi'nden Cumhuriyet'in ilanına kadar ve sonrasına bakarsanız her vesileyle artık birilerinden bir şey beklemek yerine doğrudan sahada olmak, iradesine sahip olmak, azmi ve kararıyla ve mücadelesiyle memleketi işgalden kurtarmak milletin temel vasfı ve görevi olarak takdim edilmiştir. Erzurum Kongresi'nde, Sivas Kongresi'nde ve sonrasında. Ve bu milletin temel müessesesi meclis eliyle yapılmıştır, yapılmaya çalışılmıştır. Bu süreçte İstanbul-Ankara arasındaki en önemli konu barış görüşmelerinin millet meclisi, milletin temsilcileri eliyle karara bağlanmasıdır. Bunun için meclisin toplanmasıdır. O mücadelenin içindeki herkes başından sonuna bu memlekette bir reformun yapılması gerektiğine inanmıştır. İhtiyaç vardır ama sistemi değiştirmek ve cumhuriyet getirmek konusunda Mustafa Kemal tektir. Bunu muhalifleri de ifade etmektedir. Yoksa milli mücadele için sonra muhalif olanların da hepsine minnet ve şükran borçluyuz. Problem bellidir ama çözüm yolu konusundaki yöntem muhteliftir. Bizim Cumhuriyet'in ilanından sonra o kadronun, bize o başarıyı sağlayan kadronun dağılmasının da arkasında o vardır. Hilafet ve saltanatla devam etme düşüncesinde olan bir kadro var Mustafa Kemal'in yanında. Biraz romantik muhafazakarlık diyebileceğimiz bir tarzdır. İnatçı, gözü kapalı değil, romantik. Yani artık sistemin yürümeyeceğini biliyorlar ama saltanattan vazgeçmek, hilafetten vazgeçmek, eskiden vazgeçmek biraz zor geliyor. Bu konuda Mustafa Kemal'dir. Yarım tedbirler kısırdır diyor paşa. Osmanlı 300 sene tedbir aldı, tedbir uyguladı ama hep yarım. Radikal bir uygulamayla Türkiye Cumhuriyeti'yle devam ettik. Çok net,
20'den Atatürk'ün vefatına kadar yapılan işlere bakınız. Hepsi 1850'lerden Cumhuriyet'e kadar olan dönemde bu millette, bu milletin entelijansiyasında, aydınları arasında konuşulan, tartışılan işlerdir. Son bir cümleyle şöyle söyleyeyim. Bu işlerin hepsinin edebiyatı yapılmıştır. Hayata geçiren, fiiliyata sokan Mustafa Kemal'dir. Dolayısıyla da vazgeçilmezdir. Teşekkür ederim.